herkese iyi akşamlar. Öncelikle hoş geldiniz, merhabalar. Ya bildiğiniz üzere 2-3 gündür yoktum, şehir dışındaydım. Yani şehir dışına çıkmam gerekiyordu. Hem böyle tatil gibi değerlendirebileceğim birkaç günüm vardı. Yani oradan geldim. 2-3 gündür yoktum. Yani videolara o kadar çok yorum geldi yine. Yani telefondan bildirimleri gördükçe, yorumları gördükçe yani dayanamadım daha fazla. Eve geleli henüz yarım saat oldu. Bir tane nargile hazırlattım, çay demlettim anneme. Laptopu aldım. Ben gelen yorumları açayım, nargilemi de açayım. Bütün soruları cevaplandıralım bugün yine. Bir soru cevap videosu çekeyim dedim. Ben yorumları açtım, şöyle bir aşağıya ineyim, cevaplandırmadım soruları bir alayım, açayım bakalım. İbrahim Kılınç kardeşim demiş, abi okyanus tütünün 50 gram var mı demiş. Var İbrahim kardeşim, yani birçok aramanın olduğu gibi okyanusun da 50 gramlığı var. Veli Demir Aslan abim yine yorum yapmış, sağ olsun. Afiyet olsun nane yağı tabi, seni dün akşam denedim El Fakir nane ile, senin üstünden de damlattım 3-4 damla, güzel oldu demiş, eyvallah. Teşekkür ederim, çok sağ olasın Veli abi. Nakla şeftali aldım tek başına, pek bir şey anlamadım demiş, neyle karıştırabilirim demiş. Yani şeftali kavunla çok güzel gidiyor Veli abi, sana da öyle söyleyeyim. Yani yorumunu da beğeneyim. Kavunla deneyebilirsin şeftaliyi. Hasan Aslan Burçelal abim demiş, teşekkür ediyorum. Ondan sonra Harun Peker, hep bu arada aklıma gelmişken geçen yaz ailem ile beraber Almanya'ya gitmiştik. El Fakir kolalı gördüm ama maliyeti yüksek olduğu için alamadığını belirtmiş. Şimdiden afiyet olsun, yorumlarını da videoda okumana çok sevindim, teşekkür ederim demiş. Rica ederim, başarılarının devamını dilemiş, çok teşekkür ediyorum. Yani kola, o tarz lezzetleri ben hani yapay bulduğumu söyledim. Yani bisküvi olsun, kola, jelibon, onları yapay buluyorum biraz. Ama bir gün denk gelirse denerim. Neden olmasın? Yorum için çok teşekkür ediyorum Hakan Peker kardeşime. Sonra Nurettin. Abi arkadaşla tütün alacağız. Ne önerirsin? El Fakir Nakla ve Mazaya'dan şaşmazsan Gold üzüm öneririm. Limon nane olabilir. Tamamen damak zevkinize kalmış ama bu üç markadan şaşmayın derim. Bahri Sürek. Gerçekten tadı değişti mi? Alt şişeyi meyve ve meyvenin kendi suyuyla yapmadıktan sonra tat değişmez yazmış. Bizim bu mojito tadında nargileye. Sadece nane kokusu gelebilir ama da çok keskin olduğu için şeker falan hikaye ama eline sağlık yine de demiş. Yani birebir meyveyi koyduğun zaman çok daha fazla etki ediyor zaten, bunu herkes bilir. Tabii onun dışında onlar da biraz espri ama kesinlikle tadı hafif bir yumuşaklık ben verdiğini söyleyebilirim Bahri hocam. Öyle söyleyeyim, yorum için gerçekten çok teşekkür ederim sana da. Öz Hakiki Urlalı abimiz yorum yapmış. Tam da aynı karışımı içerken denk geldi video demiş. Karışım da El Fakir Gold üzümle yaban mersini videosuna yorum atmış. Bence aşırı meyve tadı var demiş. Ağzım yapış yapış oldu demiş karışım için. Kötü değildi ama her gün nargile içen birisi olarak ben çok beğenmedim demiş. Yeni başlayanlar için ideal demiş. Doğrudur, damak zevki herkese göre değişebilir yani, benim de dediğim gibi. Çok şekerli, güzel bir aroması vardı ama ben de her gün içmem açıkçası, öyle söyleyeyim. Tekrar başka bir yorumda da yine Öz Hakiki Urlalı abimiz yorum yapmış. Nakla cappuccino adamdır demiş. Gerçekten sohbetin videolarının da kaliteli olduğunu söylemiş. Öz Hakiki Urlalı'ya da gerçekten teşekkür ediyorum. Uğur Uludağ, soruları cevaplandırdığın için teşekkür ederim demiş. Yine ben teşekkür ederim, ne demek. Yani yaptığınız her yorum zaten cevaplandırılır. Aziz diye bir arkadaşımız. Bro senden bilmedik karışık tarifleri bekliyoruz. Karışık şeyler sıktı artık. Herkes aynı karışımları yazıyor. Google'dan bulup spesiyel vardır sende demiş. Bununla ilgili ertesi gün zaten bir video beklemiştim. Çok teşekkür ediyorum yorum için.
Gökay Yıldız abi, tütün olarak hangi marka önerirsin? Bizim burada çok nadir var. Dediğim gibi Mazaya. Ondan sonra El Fakir ve Nakla'dan bana göre şaşmamak lazım Gökay. Fatih Savran abi, bir şey soracağım. Ben El Fakir üzümünden ne içiyorum? Az da portakal tütünü koysam olur mu? Olur. Tamamen damak zevkine göre değişir. Fatih, sana da öyle söyleyeyim. Ondan sonra şöyle bir bakayım. Emre Karaçan çay demiş. Nasıl fazla duman çıkar? Sırrı nedir? Fazla çekmekle alakası mı var? Lütfen cevaplarsan sevinirim demiş. Yani bu fazla duman olayı tamamen tütünün şerbetiyle ve nargile takımının iyi çalışmasıyla alakalı. Emre, sana öyle söyleyeyim. Yani nargileyi ben duman için içmediğim için çok fazla, tabii ki duman zevki de çok önemli ama ben ilk bir iki gözümde kesinlikle lezzete önem veririm. Yani ondan sonra nargilenin sonuna doğru, yani böyle yaklaştığını düşündüğüm zaman da biraz közü fazlalaştırıp duman zevkini daha fazla almaya çalışıyorum. Yani bunun pek bir püf noktası yok. Tütün şerbeti ve nargile takımının iyi çalışmasıyla alakalı, öyle söyleyeyim sana da. Teşekkür ederim yorumun için. Aziz yine iste beklediğim video geldi demiş. Teşekkür ederim. Buga kardeşimiz yorum atmış. Ya kardeşim, nasıl bir meşe kullanıyorsun, bitmek bilmiyor. Bendeki meşeler sönüyor hemen, farkı nedir seninkin demiş. Bu meşe değil şu an, Pinnar. Çok güzel bir Pinnar kömürü. Ben Pinnar, Prestige dediğimde Tropic, yine aynı bu şekilde odunlardan oluşan, yani Pinnar'a benzeyen bir odun kömürü. Yani bunlar çok güzel gerçekten. Yani bir gün zaten kömürle ilgili ayrı bir video çekeceğim. Kaliteli bir kömür, yarın bir gün ileride yani temin etmenize de yardımcı olabileceğim büyük ihtimalle. Yani bu farklı bir kömür, yani o bildiğimiz meşe kömürü gibi değil. Çünkü meşenin biraz daha kalorisi yüksek. Genelde mangallığı daha iyi çıkıyor meşe kömürünün ve biraz daha sönmeye yakın, ama bu pinarlar gerçekten çok güzel. Dediğim gibi inşallah önümüzdeki günlerde yardımcı olacağım. Akın Buga kardeşime de yorum için teşekkür ederim. Burak Can adamın dibi demiş. Çok teşekkür ediyorum Burak Can'a da. Murat Özcan yorum atmış. Yoyun naneyi seviyorsan demiş. Love 66'yı denemelisin kardeşim demiş. Çok teşekkür ediyorum Murat hocama da. Fırat İlboğa, hocam vanilya meyveli karışımlarda iyi oluyor mu demiş. Örneğin kavun, vanilya, çilek yapsak iyi olur mu? Kesinlikle, özellikle El Fakir'in vanilyası. Yani nasıl diyeyim, şekerli vanilin kokusu var. Kesinlikle güzel, hoş bir yumuşak bir aroma katacaktır. Meyveli karışımlarda da bence kesinlikle kullanılır Fırat hocam, öyle söyleyeyim. Harun Peker, Hasan dün kendime nargile takımı aldım. Eskiden küçüklerden vardı. Bunlara sahte tütün yok ama nargile takımı kas gibi bir şey var diyemem demiş. El Fakir kavununu aldım. Takımı temizledim, yaktım. 30 dakika sonra kömür gibi tat oldu. Büyük ihtimalle nargilenin yanmasıyla alakalı Harun. Sana da öyle söyleyeyim yani. Yani mutlaka eksik bir şeyler vardır ki kullandığın kömürle de alakalı olabilir. Instagram'dan fotoğraf atarsan çok daha net bir şey söylerim. Öyle söylemem lazım. Berkay Altan, sen El Fakir tütünleri nereden alıyorsun abi? Bir yer verirsen sevinirim demiş. Ben ona da cevabını vermiştim. Yani yakında biz de temin edeceğiz zaten her türlü tütünü, El Fakir de dahil olmak üzere. Bir projemiz var bakalım. Yakında bir yer göstereceğim size Berkay, öyle söyleyeyim. Yavuz Oğuz yine yorum atmış. 2014 Sarınak'la en iyisidir. Bulana kadar çok uğraşmıştım. Ankara'da medrese kafeden temin ettim. Hiçbir cappuccino 2016 Sarınak'la kadar iyi olamaz. Bana göre de öyle, çünkü ben de içtim. Yani o eski Nakla'nın kesinlikle bana o hazzını, zevkini vermedi yani. Teşekkür ediyorum yorum için Yavuz Oğuz'a da. Furkan Şahin, genelde El Fakir çift elma içen birisiyim ve son zamanlarda nargile içerken aşırı uykum geliyor. Resmen masada uyuyacak gibi oluyorum. Bunun sebebi ne olabilir? Yani dediğim gibi nikotinin herkese verdiği etki farklı, yani bu öyle söyleyeyim ben çünkü. Yani gerçekten böyle ağır bir yani uyku modu hissediyorsan Furkan kardeşim, kesinlikle bir doktora gitmeni tavsiye ederim ben, yani öyle söyleyeyim. Namık Zengin, vanilya ile bal eski yalnız demiş, tarihleri doldu onların demiş. Çikolata da eskiymiş, yeni paketler var hepsinin. Paketleri eskiydi ama kesinlikle lezzetlerinde hiçbir sıkıntı yoktu, onu söyleyeyim Namık Zengin'e de buradan. Yani ben çikolatanın kokusunu çok beğenmedim ama dediğim gibi lezzetlerinde pek bir problem yok. Yani vanilyada falan hiçbir problem yoktu. Yorum için çok teşekkür ediyorum.
Kemal Kira, güzel tanıtım yapıyorsun, kamerada iyi. Devam böyle demiş. Çok teşekkür ediyorum Kemal Kira hocama da. Vanilya Hindistan cevizi de deneyebilirsin demiş. Yine çok teşekkür ediyorum. Abi El Fakir tütünleri ağza tadı veriyor mu, hissettiriyor mu? Abi demiş Muharrem Öz demiş. Yani büyük ihtimalle yeni içmeye başlayan bir kardeşimiz. El Fakir'in kalitesi kesinlikle tartışılmaz zaten. İçersen bir gün fırsatın olursa sen de notunu vermiş olursun. Muharrem öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Hüseyin Denizeli, Reis El Fakir tütünlerini ucuza sat da devamlı senden alalım demiş. İnşallah bakalım, dediğim gibi var bir projemiz. Onu yapım aşamasında şu an, inşallah önümüzdeki günlerde yani yardımcı olacağım. Fatih Yavuz, kardeş tek içilebilen aroma söyler misin? Karışıma gerek olmayan aroma olsun, bir de hafif olsun demiş. Yani hafiflik herkese göre değişiyor. Ben önce onu söyleyeyim Fatih Yavuz abime. Yani üzüm içebilirsin, El Fakir üzüm, nakla kavun, nakla cappuccino. Yani bana göre çok hafif bunlar ama yani net tatlar, mesela yeşil elma olsun, kırmızı elma, üzüm falan, bu tarz lezzetleri kesinlikle hiçbir şey, yani hiçbir şeyle harmanlamasam bile gayet güzel içim oluyor Fatih abi, sana öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim yorumun içinde. Kardeşim merhaba, nargile nasıl açılır ve yakmamak için ne yapmak gerekir, cevaplarsan sevinirim demiş. Yani nargileyi açarken acele etmemek lazım. Nargile takımının çalışma prensibini güzel bir şekilde hazırladıktan sonra ağır ağır çekip bu lülenin biraz ısınmasını beklersen kesinlikle nargileyi açmadan yakarsın. Bu da biraz da tecrübe, zamanla kazanılacak bir şey. Bununla ilgili de zaten çok lüleyle ilgili çok ayrıntılı bir video çekeceğim şu an yapım aşamasında. Birkaç video çektim. Öyle söyleyeyim, çok teşekkür ettim yorum için. Fatih Yavuz yine Bahreyn olarak ne önerirsin, hangi aromasını demiş. Yani artık çok fazla Bahreyn yok ama Bahreyn formatında rozanlalar var. Tatlı eka bandrolü. Rozanlanın yani şekerli sakızı var mesela, pembe rengi. O sakızı, kırmızı elması, ondan sonra yeşil elması, balık cappuccino'su gene çok fena değil. Yani Joker olarak kullanılabilir kesinlikle. Fatih Yavuz'a da söylemiş olayım buradan. Yani gelen yorumları da okumuş oldum. Yani cevaplandıramadığım için gerçekten birkaç gündür çok rahatsız hissediyordum kendimi. Artık yani dediğim gibi bütün gelen yorumları zaten bu şekilde ben haftada birkaç günde video çekip atıyorum. Herkese yorumlar için gerçekten çok teşekkür ederim. Ben artık nargilemin de biraz tadını çıkartayım. Videonun montaj aşaması var tabii. Yani kanalımıza destek, abone olursanız videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Sizden tek ricam bu. Yani görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese.